Sayın Abdullah Öcalan üzerinde ve İmralı hapishanesinde bulunan diğer 3 mahpusla beraber 39 aydır herhangi bir haber alınamıyor. Kendisine dair diyelim ki İmralı hapishanesine dair mutlak bir iletişimsizlik hali mevcuttur. Bizler de hukukçular olarak avukat görüşlerinin yasaklanması ve aile görüşlerinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan yasaklanmasını doğru bulmuyoruz ve buna dair de görüş haklarının sağlanması, avukat ve müvekkil ilişkilerinin sağlanması açısından 1330 avukatla beraber Ocak ayında başvuruda bulunmuştuk. Ancak bizim başvurumuza dair Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir olumlu dönüş yapılamadı. Bizler de imzacı avukatlar olarak müvekkilimizle görüşmek istiyoruz. Müvekkilin sağlığından endişe ediyoruz. Müvekkille diyelim ki bize kanuni olarak tanınan hakların, avukat ve müvekkil görüşlerinin sağlanması açısından bulunduğumuz barolardan baroların Adalet Bakanlığı'na mesleki faaliyetlerimizin yapılması için bu sürecin takipçisi olmalarını istiyoruz ve barolara da başvuruda bulunuyoruz. Bizim burada aslında mesleki faaliyetlerimiz engelleniyor. O yüzden de biz bu başvuruları yapıyoruz. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde tüm aslında toplumsal alana yayılan bir tecrit mevcuttur. Yani İmralı Cezaevinden başlayıp şu anda da tüm alanda yer alan bir tecritin olduğunu söyleyebiliriz. Peyderpey diyelim ki tecritin tüm her yere yayıldığını söyleyebiliriz açıkçası. Biz bunun hukuksuz olduğunu ve bunun diyelim ki çözüme kavuşturulması gerektiğini söylüyoruz zaten. Bunun kanuni olarak da bir dayanağının olmadığını zaten defaatle bir sürü başvurumuzda da bunu belirtiyoruz. Dünya kamuoyunun da buna duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz ve aynı zamanda dünya hak örgütleri ve hukuk örgütlerinin de buna dair diyelim ki çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu CPT'nin gelip görüşme alması, ondan sonra da raporunu açıklamaması, özellikle Sayın Hocaların nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi vermemesi aslında bunun görevinin kötüye kullanmak olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü 39 aydır biz herhangi hiçbir iletişim alamıyoruz. Nasıl olduğuna dair bir bilgi sahibi değiliz. Müvekkilimizle görüşemiyoruz. Bunu bildiriyoruz da dünyanın hiçbir yerinde aslında bir mahpusun bu kadar uzun süreli toplumdan, aileden, avukatlarından tamamen bağımsız bir şekilde yaşadığı ve nasıl olduğuna dair haber alınamama durumu biz hukuk garabeti olarak değerlendiriyoruz. Yani bunun bir alt zemini yoktur. Daha önce Sayın Abdullah Öcalan üzerine için AİHM'in verdiği umut hakkı 25 yılda bir tutukluluğun değerlendirilmesi, bir kişinin ömür boyunca hapishanede kalmasının doğru olmadığı yönünde kararı vardı. Tabii 25 yıl dolacak ve onun değerlendirmesi Türkiye tarafından nasıl yapılacak onu bilmiyoruz. Aynı zamanda biz aslında bu kararlara yani biraz kişiye bağlı olarak uygulanan bir hukuk var maalesef. Mutlak iletişimsizliğin herhangi bir hukuki dayanağının olmadığını biliyoruz ve bunu çok fazla da söylüyoruz. Tekrardan Adalet Bakanlığı'na ve barolara çağrımız bizim mesleki faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, aynı zamanda bir mahpusun aile görüşlerinin, avukat görüşlerinin sağlanması gerektiği, bunun için de bunun avukatlık yasası olduğu, bunun infaz kanununda yer aldığı, bunun diyelim ki hukuki dayanağının olduğunu söylüyoruz ve bizler müvekkilimizle görüşmek istiyoruz.